İsmim Nermin Yıldırım Kara. Mali müşavirim. İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanıyım. 1998 yılından beri çevre mücadelesinin içerisindeyim. Yönetim kurulu olarak devam ettiğim bu faaliyetlerime 3 dönemdir Çevre Koruma Derneği'nin başkanlığını yaparak devam etmekteyim. Şimdi sizlere kısaca çevre nedir, çevre sorunlarımız nelerdir ve dernek olarak bu çevre sorunlarıyla nasıl mücadele ediyoruz ve neler yapmamız gerektiği hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Canlı ve cansız tüm unsurların bir arada birlikte yaşadığımız tüm unsurlara biz atmosferde bu ekosisteme çevre diyoruz. Çevremizin korunması tüm insanlık için çok önemlidir. Çevre kirliliğinin başlıca sebepleri şunlar. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği çok önemli çevre sorunları. Bu kirliliklerin bugüne kadar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli sebebi sanayi devrimi sonrasında yaşanan sanayinin ciddi şekilde artması, sanayi faaliyetlerinin artması, karbon emisyonlarının artması, ulaşım araçlarının artması, hızlı nüfus artışı bizleri sanayi kirliliğine, çevre kirliliğine taşıyan en önemli etmenler. Özellikle sanayi faaliyetleri sonrasında atmosfere salınan emisyonlar sera gazı etkisiyle bu emisyonların buharlaşması neticesinde toprağa, havaya ve su kaynaklarımıza ciddi anlamda olumsuz etki yaratmaktadır. Bu toprakta yaşayan mineraller, toprağa barındıran her türlü canlı bu kirlilikten nasibini almaktadır. Su kaynaklarımız verimsiz hale gelmekte ve çoraklaşmaktadır ve su kaynaklarımızın azalmasına sebep olmaktadır. Hava kirliliği açısından çok ciddi olumsuz etkiler taşımaktadır. Çevre kirliliği bizleri insan sağlığını etkileyecek şekilde bronşit, kalp hastalıkları, solunum yolu hastalıklarına sebebiyet vererek soluduğumuz havanın kirlenmesine sebep olmaktadır. Bunların dışında en önemli çevre sorunlarımız da atıkların yarattığı sorunlardır. Özellikle çevresel atıklar, katı atıklar, bizim günlük hayatımızda kullandığımız poşetler, naylon torbalar, plastik araçlar, eski mobilyalar, tüm bu materyaller de çevreye eğer saçılırsa ve bunları planlı bir şekilde, doğru bir şekilde kullanamazsak çevremizin kirlenmesine sebep olmaktadırlar. Bunlar için peki ne yapmalıyız? Öncelikle gençlere, çocuklara, okullara, üniversitelere ve tüm sivil toplum örgütleriyle, derneklerle hep birlikte toplumun tüm kesimi neler yapmalıyız ki çevreyi koruyalım? Öncelikle enerjimizi, elektriğimizi, suyumuzu yani doğal kaynaklarımızı en etkin ve en verimli şekilde kullanmalıyız. Evimizde plastik araç gereçleri, poşetleri, torbaları kullanmayacak, daha çok karton ve bez materyalleri kullanmaya öncelik vermeli. Suyu daha az kullanmalı, elektriği daha az kullanmalıyız. Ayrıca balkonlarımızı, bahçelerimizi yeşillendirebilmeli. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından, rüzgar ve güneş enerjisinden daha fazla faydalanma yoluna gitmeliyiz. Planlamalarımızı doğru ve etkin yaparsak tüm dünyanın ve ülkemizin iklim kriziyle bugün mücadele ettiği bu süreci belki de geri çevirebilme adına bir şansımız olabilir. Burada hepimizin bu çevre ve ekosistemin içerisinde yaşadığımız gerçeğiyle başka bir dünyanın olmadığı gerçeğiyle doğamıza, havamıza ve suyumuza daha fazla sahip çıkmalı. Çünkü başka bir dünya yok diyoruz ve bu dünyaya, bu topraklara ve havamıza, suyumuza sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz. Görüyorsunuz haberlerde her gün bir meteorolojik olayı, bir yerde deprem, bir yerde sel felaketleri, bir yerde tsunami'lerinin varlığı bizlere işte yaşadığımız bu çevre felaketlerinin en somut göstergesi olarak karşımıza çıkıyor ve hepimiz bunları pratik edinebiliyoruz. O bakımdan diyoruz ki çevreye ne kadar sahip çıkarsak, doğal kaynaklarımıza ne kadar çok sahip çıkarsak ve bunları etkin ve verimli kullanırsak bu dünyayı gelecek kuşaklara miras olarak bırakabiliriz.